Soru 1 diyerek Aralık ayı örnek Türkçe sorularını detaylı bir şekilde çözmeye başlıyorum. İlk sorumuz görsel okuma sorusu, bilgilendirici görsel sorusudur. Bu tarz sorularda öğrenciler yanlış yapabiliyor. Sebebi ise bu tarz sorularda görsele kendi bilgilerini, yorumlarını katıyorlar. Lütfen görselde verilen bilginin ışığında soruları çözünüz. Mavi gezegenin okyanusları tehdit altında diyerek görselin bir başlığı var. Metin içerisinde önemli vurgulamak istediğin kelime ya da kelime grubunu tırnak işareti içine alabilirsin. Şurada Birleşmiş Milletler'in amblemi var. Birleşmiş Milletler BM kısaltılması 2009 itibarıyla 8 Haziran'ı Dünya Okyanuslar Günü ilan etmiş. Okyanusların günlük yaşamdaki rolüne dikkat çekmek, onları korumak ve deniz kaynaklarını sürdürülebilir şekilde kullanmanın önemini vurgulamak için ilan edilen 8 Haziran Dünya Okyanuslar Günü'nün bu yılki teması konusu sürdürülebilir okyanus için yenilik olarak belirlenmiş. Şurada ortada bir dünya görseli var. Hemen yine bir daire içinde, dünyanın tam ortasında bir daire var. Dairenin içinde de sarı zemin üzerine, sarı fon üzerinde ünlem işareti var. Üçgen içerisinde bir ne var arkadaşlar? Ünlem var. Hemen şuradaki bilgiye bakalım. Okyanuslar dünyanın %71'ini kaplıyormuş arkadaşlar. Demek ki dünyanın çoğunluğunu okyanuslar oluşturuyormuş. Bu 4'te 3 oluyordu. 3 milyar insan ekonomik açıdan denizlerdeki biyolojik çeşitliliğe bağımlıymış. Yani 3 milyar insan denizlerden ne yapıyormuş? Geçimini sağlıyormuş. Sanayi devriminden bu yana zehirli atıklardan dolayı okyanus asitlenmesinde %26 artış kaydedilmiş. Yine okyanuslar aşırı avlanma, iklim değişikliği, plastik ve petrol kirliliği gibi tehlikelerle karşı karşıyaymış. Şimdi arkadaşlar hem görseli görüyorum hem soru cümlesini görüyorum. Okuyorum soru cümlesini. Bu infografikten, bilgilendirici görselden aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz demiş. Üçüne ulaşılır, bir tanesine ulaşılamaz. Ulaşılamaz derken hangisi çıkarılamaz demek istiyor bu görselden. A. Okyanusların dünyanın büyük bir bölümünü kapladığına dair bilgi çıkarılıyor mu? Tabii ki çıkarılıyor. Okyanuslar demiş. Burada dünyanın %71'ini kaplıyor demiş. O zaman A seçeneği çıkıyor. B. Okyanuslarda insan kaynaklı kirlenmelerin önüne geçildiğine dair bir bilgi var mı yukarıda? Herhangi bir bilgi yok arkadaşlar. Okyanusların kirlenmesine engel olundu diye bir bilgi yok. O zaman cevap ne oluyor? Bursa oluyor arkadaşlar. B'ye çıkarılamıyor. BM'nin Dünya Okyanuslar Günü'nü ilan etme amacına diyor. Değinilmiş mi diyor? Tabii ki değinilmiş. Şu bilgilendirici paragrafta var arkadaşlar. Okyanusların günlük yaşamdaki rolüne dikkat çekmek, onları korumak ve deniz kaynaklarını sürdürülebilir şekilde kullanmanın önemini vurgulamak için ilan edilen 8 Haziran Dünya Okyanuslar Günü. 8 Haziran Dünya Okyanuslar Günü'nü ilan etmelerinin amacı ne? Bakın şurada bir vurgulamak için var. Mak için varsa ne oluyor? Orada amaç sonuç cümlesi oluyor. İsterseniz tekrar sorayım size. 8 Haziran Dünya Okyanuslar Günü'nü ilan etmenin amacı ne? Okyanusların günlük yaşamdaki rolüne dikkat çekmek, onları korumak ve deniz kaynaklarını sürdürülebilir şekilde kullanmanın önemini vurgulamak için. O zaman amaç sonuç cümlesi de var arkadaşlar. C de çıkıyor. Okyanusların bazı insanlar için geçim kaynağı olduğuna dair bir bilgi var mı grafikte? Tabii ki var. Görselde 3 milyar insan demiş. Ekonomik açıdan denizlerdeki biyolojik çeşitliliğe bağımlı derken bazı insanlar için geçim kaynağı anlamına geliyor arkadaşlar. Bu paragraf diyelim biz. Demek ki D seçeneğinde ne oluyor? Çıkıyor. Cevap Bursa'ydı. 2 numaralı soru. Buna göre aşağıdaki dizilerin hangisinde hem kişileştirme hem karşıtlık sanatına başvurulmuştur? Kişileştirmenin diğer adı teşhis, insana ait özellikleri insan dışındaki varlıklara aktarma sanatıdır. Karşıtlık, tezat, birbirinin zıttı olan duygu, düşünce ve durumları aralarında bir ilgi kurarak dile getirme sanatıdır. Arkadaşlar şu tanıma dikkat edin. Bu tanım bizim bildiğimiz tanımlardan farklı. Biz nasıl öğrendik öğretmenlerden tezat söz sanatını? İleri, geri, aşağı, yukarı, en, boy, işte güzel, çirkin, küçük, büyük. Doğrudur, bir şey demiyorum ama sınavlarda onlar çıkmıyor arkadaşlar. Bir durumun zıttından, bir düşüncenin zıttından söz ediyoruz biz. Bunu unutmayalım. Şimdi ben buna bir örnek vereyim. Şimdi arkadaşlar buraya bir örnek yazdım. Örneğimde karanlık saatlerin sabahında demişim. 3 nokta getirmişim sonuna. Tamamlanmamış cümlenin sonuna 3 nokta gelir. Bizim bildiğimiz bilgilere göre burada arkadaşlar zıt anlamlı kelime yok. Şimdi neden yok? Karanlık kelimesinin zıt anlamlısı aydınlık, sabah kelimesinin zıt anlamlısı akşam. Dolayısıyla bu yanlış mı oluyor? Hayır arkadaşlar, bu doğru oluyor. Şu tanıma göre tabii ki doğru. Birbirinin zıttı olan duygu, düşünce ve durumları. Burada birbirinin zıttı olan bir duygu var, bir düşünce var, bir durum var arkadaşlar. Karanlık ve sabah birbirinin zıttı olan duygular, düşünceleri, durumları ifade ediyor. O zaman karanlık ve sabah kelimesi arasında bir zıtlık var. Yalnız duygunun, düşüncenin, durumun zıttı var arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Şimdi seçeneklere bakalım sevgili öğrenciler. Adana içerim köz, dışarım kar, savruluyor son umutlar.
Burada tabii ki iç ve dış kelimeleri zıt anlamlı kelimeler arkadaşlar. Tezat söz sanatı var. Fakat burada kişileştirme söz sanatı yok. Savruluyor son umutlar derken mecaz söz sanatı var. Savrulmak kelimesi burada sona eriyor umutlarım, tükeniyor anlamında kullanılmış mecazen. B. Sade dosta değil, yani sadece dosta değil düşman iline insanlık adalet saçlıkla geldik. Dost düşman tabii ki yine zıt anlamlı kelime. Fakat burada kişileştirme söz sanatı yine yok arkadaşlar. İnsanlık adalet saçlıkla geldik derken yaydık demek istiyorum mecazen. C seçeneğine geldim. Sesimde bulursun suskunluğumu. Yalnızlık içimde çığlık çığlık susuyor arkadaşlar. Suskun insan hiçbir şey söylemez, konuşmaz. Hatta çığlık bile atmaz arkadaşlar. Dolayısıyla suskunluk ve çığlık arasında bir duygunun, düşüncenin, durumun zıtlığı var arkadaşlar. O zaman tezat söz sanatı var. Peki kişileştirme söz sanatı var mı? Var arkadaşlar. İnsanın susma özelliği yalnızlığa ne olmuş arkadaşlar? Verilmiş. Demek ki cevap Ceyhan oluyor. D seçeneği, yolların bayram telaşı da ne? Günleri mi şaşırdın yoksa bugün arife mi? Arkadaşlar insanın telaşlanma özelliği, şaşırma özelliği yollara verilmiş. Burada sadece kişileştirme söz sanatı var. 3. ve 4. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız demiş. 3. soru, bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yani hangisi çıkarılamaz? Şöyle etrafınıza bir bakın. Kaç kişi karşısındakini dikkat dinliyor? Burada soru cümlesi var, soru şartı var. Kaç kişi isteklerinin içinden geldiği gibi ifade edebiliyor? Yine soru cümlesi var. Dil işlerliğini kaybediyor yavaş yavaş. Televizyonun gürültüsü, cep telefonun zırıltısı, hayatın telaşı sahici bir konuşmayı imkansız hale getiriyor. Oysa insan hikayeler anlatmak isteyen bir varlık. Anlattığı hikayelerin yankılarını duymak isteyen, varoluşunu başkasının yüzünde seyretmek isteyen bir canlı. Can dilde hayat buluyor ve dil varlığın evine dönüşüyor. Sohbet havasında yazılmış mıdır? Tabii ki sohbet havasında yazılmıştır. Çünkü dili samimi ve içtendir. Aynı zamanda sohbet yazı türünde, söyleyişi yazı türünde yazar soru sorar. Sorduğu soruya kendisi cevap verir. Sanki karşısında biri varmış gibi soru sorar arkadaşlar. Konuşur. O zaman A seçeneği çıkıyor. Zaten şurada soru cümleleri var. Bakın iki tane soru cümlesi var. Eleştirilen durum gerekçesiyle, sebebiyle verilmiş mi diyor. Yani sebep sonuç cümlesi istiyor bizden. Gerekçe sebep demektir. Şurada var arkadaşlar, televizyonun gürültüsü, cep telefonun zırıltısı, hayatın telaşı, sahici bir konuşmayı imkansız hale getiriyor. Sonuçta sahici bir konuşma imkansız hale geliyor. Gerekçesi ne, sebebi ne konuşmanın imkansız hale gelmesi? Televizyonun gürültüsü, cep telefonun zırıltısı, hayatın telaşı. Arkadaşlar sebep sonuç cümlelerinde dığ için ifadesini kullanabiliriz. Televizyonun gürültüsü olduğu için, cep telefonun zırıltısı olduğu için, hayatın telaşı olduğu için sahici bir konuşmayı imkansız hale getiriyor. Bu şekilde dığ için ifadesini de çevirebilirsiniz. B seçeneği de doğru. Pişmanlık var mıdır diyor. Burada yazar bir şeyden pişman duymuyor arkadaşlar. Olumsuz bir durumu ne yapıyor? Eleştiriyor. O zaman cevap Ceyhan oluyor. Peki aşamalı bir durumdan söz edilmiş mi? Tabii ki söz edilmiş. Şurada diyor ki dilimiz artık diyor kullanabilirliğini yavaş yavaş kaybediyor diyor. Yavaş yavaş kaybediyorsa gittikçe anlamı var. Aşamalı bir durumdan söz ediyor. Denizli de çıkıyor arkadaşlar. Cevap Ceyhan'dı. 4 numaralı soru. Bu metindeki altı çizili sözcüğü anlamca karşılayabilecek bir kullanım hangisinde vardır diyor. Şimdi arkadaşlar altı çizili sözcük şurada. Yalnız burada bir şeye dikkat edin. Sizden yankı kelimesinin eş anlamlısını istemiyor. Soruyu doğru okuyun. Bu metindeki altı çizili sözcüğü anlamca karşılayabilecek bir kullanım hangisinde vardır diyor. Bir nevi cümleyi kastediyor arkadaşlar. Anlattığı hikayelerin yankılarını duymak isteyen biri. Şimdi anlattığı hikayelerin yankılarını duymak istemek ne demektir? Tabii ki önce yankı kelimesinin gerçek anlamını söyleyelim. Sesin bir yere çarpıp geri dönmesiyle oluşan ikinci sese yankı deriz. Bunu anlatmak istemiyor tabii. Sen bir hikaye anlattın. İnsanlar senin hikayen hakkında ne konuşuyor? Onların duygu ve düşüncelerini, yani tepkilerini öğrenmek istersin. Bunu anlatmaya çalışıyor. O da A seçeneğinde var arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'nın başladığı haberinin uyandırdığı sevinç bütün yurdu kaplıyor derken bütün yurtta yankılanmış. Kurtuluş Savaşı başlamış arkadaşlar, bir sevinç oluşmuş. O sevinç bütün yurda yayılmış. Bütün yurtta o haber yankılanmış arkadaşlar. İnsanlar bir tepki vermiş. Nasıl bir tepki vermiş? Sevinç tepkisi vermiş arkadaşlar. Tepkilerini bu şekilde dile getirmişler. Dolayısıyla cevap Adana oluyor. B neden olmaz. İnsanla dünya arasındaki uçurumun aşılması için akılla kalbin buluşması gerekiyor. Burada akılla kalbin buluşması derken mecazen arkadaşlar bir araya gelmesi demek istiyor. İnsanlar hem aklıyla hem kalbiyle düşünebilmeli diyor. C. Kayalıkların arasındaki bu alanda en hafif bir ses bile insanı korkutan bir tınıya dönüşüyor derken burada dönüşüyor ifadesi bir durumdan başka bir duruma geçmek anlamında. D'ye bakalım. D seçeneği, eleştirmenler genç yazarın son eserini
değerlendirirken tarafsız olmaya dikkat etmişler derken özen göstermişler demek istiyor cevap Adana. Soru 5 bu cümle aşağıdakilerin hangisine verilen cümlelerin birleşmesiyle oluşmuştur diyor. Milli Eğitim Bakanlığı daha önceki örnek sorularda bu sorunun tam tersini sorardı arkadaşlar. Soruyu değiştirmişler. Bu sefer cümleleri birleştirmişler. Aşağıya seçeneklere birleştirilmemiş cümleleri koymuşlar. Siz birleştirilmemiş cümleleri bulun diyor bize. İlginç bir soru olmuş arkadaşlar. Yalnız dikkat edin 3 tane cümle var. Demek ki yukarıdaki tek cümle 3 cümleden oluşuyor. O zaman ben yukarıdaki tek cümleyi önce 3 cümle haline getireyim. Şimdi arkadaşlar 30 Kasım 2020'de Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılması planlanan ifade birinci cümlemiz olsun. İkinci cümlemiz hangisi? Yeni haberleşme uydumuz TÜRSAT 5A. Bu da ikinci cümlemiz. Üçüncü cümlemiz hangisi? Özel bir uzay taşımacılığı şirketinin Florida'daki fırlatma merkezine götürüldü. Bu da üçüncü cümlemiz arkadaşlar. D seçeneğinden başlayalım. Yeni haberleşme uydumuz TÜRSAT 5A Florida'da bulunuyor. Arkadaşlar bakın burada Florida'da bulunuyor yazıyor. Yukarıda Florida'daki fırlatma merkezine götürüldü diyor. Böyle bir ifade var. Aşağıda böyle bir ifade yok. O zaman D seçeneği elendi gitti. Basit düşünün arkadaşlar biraz. TÜRSAT 5A 30 Kasım 2020'de özel bir uzay taşımacılığı şirketinin Florida'daki fırlatma merkezine götürülecek. Arkadaşlar götürülmüş. Burada da götürülecek diyor. O zaman C seçeneği de gitti. Yani şu cümlenin parçalanmış hali C ve D olamıyor. B. Yeni haberleşme uydumuz TÜRSAT 5A'dır. Tamam. Yeni haberleşme uydumuz TÜRSAT 5A olsun. Şurada geçiyor zaten. Yeni haberleşme uydumuz TÜRSAT 5A. TÜRSAT 5A özel bir uzay taşımacılığı şirketi tarafından Florida'daki fırlatma merkezine götürüldü. Arkadaşlar dikkat edin. Burada özel bir uzay taşımacılığı şirketi tarafından diyor. Yukarıda şöyle bir ifade var. Özel bir uzay taşımacılığı şirketinin Florida'daki fırlatma merkezine götürülmüş. Şirketin merkezine götürülmüş. Burada diyor ki özel bir uzay taşımacılığı şirketi tarafından götürüldü diyor. O zaman arkadaşlar B seçeneği de ne oluyor? Bu cümlenin parçalanmış hali olmuyor. O zaman ne kaldı? Adana kaldı. Bakalım. Yeni haberleşme uydumuz özel bir uzay taşımacılığı şirketinin Florida'daki fırlatma merkezine götürüldü. Doğru. TÜRSAT 5A'nın Falcon 9 roketiyle 30 Kasım 2020'de uzaya fırlatılması planlanıyor. Doğru. TÜRSAT 5A'nın Falcon 9 roketiyle 30 Kasım 2020'de uzaya fırlatılması planlanıyor. Doğru. TÜRSAT 5A yeni haberleşme uydumuzdur. Doğru. Demek ki arkadaşlar cevap ne oluyor? Adana oluyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir soru sorabilirsiniz. Hocam iyi tamam hoş çözüyorsunuz da biz sınavda bunu nereden anlayacağız? O heyecandan biz bu soruları nasıl çözeceğiz? Değerli arkadaşlar bir soru çözmeyeceksiniz ki LGS sınavına kadar. 1000 soru 10.000 soru çözeceksiniz. Yani 1000 soru çözen mi daha başarılı olur? Bu soruları hızlı bir şekilde çözer. 10.000 soru çözen mi? Tabii ki 10.000 soru çözer. Demek ki senin bir amacın varsa bu amaca gitmek için, ulaşmak için arkadaşlar biraz terlemen gerekiyor. 6 numaralı soru Emre ile Kerem kelime bulma oyunu oynuyor. Emre aklından 5 farklı harften oluşan bir kelime tutuyor. Kerem de kelimeyi bulmaya çalışıyor. Kerem tahminlerini söylemiş ama doğru kelimeyi bulamamıştır. Kerem'in tahminlerini Emre'nin verdiği cevaplar şu şekildeymiş. Sol taraf Kerem'in tahminleri, sağ taraf Emre'nin verdiği ipuçları. Sizler Emre'nin ipuçlarından ve seçeneklerden hareketle bu soruyu rahatlıkla çözebilirsiniz. Şimdi ilk kelime tahmin, Kerem'in tahmini yani ilk kelime şehirmiş. Emre'nin verdiği ipucu neymiş? Tuttuğum kelimenin iki harfi bu kelimede de var ama biri doğru diğeri yanlış yerde. Hangi harf olduğunu şu an bilemiyorum hangi iki harf olduğunu. Bu harflere ikinci açıklamadan ulaşacağım. Kerem'in ikinci tahmini bekçiymiş. Emre'nin ikinci açıklaması tuttuğum kelimenin iki harfi bu kelimede var ve ikisi de doğru yerde demiş. O zaman birinci kelime ile ikinci kelimenin ortak harflerini bulmam gerekiyor. E ve İ. İkinci açıklamada ikisi de doğru yerde demiş arkadaşlar Emre bu harflerin. O zaman E'nin yeri ile İ'nin yeri belli olmuş oldu. Şu şekilde 3, 4, 5 harflik bir çizgi çekelim. İkinci harfimiz E oluyor. Son harfimiz İ oluyor arkadaşlar. Şimdi gelelim üçüncü açıklamaya. Tuttuğum kelimenin bir harfi bu kelimede de var ve doğru yerde. Şimdi D olabilir mi bakalım. D olamaz çünkü seçeneklerde D yok. Bakın hiç D yok. A olabilir mi? A olamaz çünkü A'nın yerinde ne var? E var arkadaşlar. O zaman A da gitti. V olabilir mi? V olabilir arkadaşlar. Çünkü bakın üçüncü harfi V olan kelime var. Otomatikman aslında B ve C ne olmuş oluyor? Elenmiş oluyor. U olabilir mi? U olamaz çünkü seçeneklerde U yok arkadaşlar. L olabilir mi? L de olamaz çünkü L'nin yerine ne var arkadaşlar? İ var. O zaman B ve C'yi ne yaptım ben? Elemiş oldum. Ne kaldı geriye? Mevzu kelimesi ve Emre'nin verdiği cevap kaldı. Tuttuğum kelimenin iki harfi bu kelimede de var ve ikisi de doğru yerde demiş. Bu arada arkadaşlar şu B'yi şuraya yazalım. Peki yazdık. Şimdi arkadaşlar iki harfi bu kelimede de var diyor. Bakın. Eğer cevap mev olsaydı yani A olsaydı, mevki olsaydı 3 harf olmuş oluyor. 2 harfi bu kelimede var diyor. Bakın 3 harfi demiyor, 2 harfi var diyor.
İki harf var dediğine göre arkadaşlar, o zaman cevap ne oluyor? Sevgi oluyor. Niye? Çünkü E ve V bu harfler. İki harfi var dediğine göre E ve V oluyor. O zaman cevap ne oluyor arkadaşlar? Sevgi oluyor. Tekrar söylüyorum bakın size. Şurada yanlışlık yapmayın. İki harfi bu kelimede var diyor. Üç harfi demiyor. Üç harf deseydi mev oluyordu. O zaman cevap A oluyordu. İki harf dediği için arkadaşlar E ve V kabul ediliyor. O iki harf. Bu nedenle cevap Denizli oluyor. 7 numaralı soru. Bu parçanın başını anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Chicago Üniversitesi'nden Profesör Doktor Benjamin Blum ve ekibi de 1985 yılında yaptıkları çalışmada bir konuda çok başarılı olan kişilerin bu seviyeye nasıl geldiklerini belirlemeye çalışmış. Araştırmada aralarında piyanistlerin, olimpik yüzücülerin ve matematikçilerin olduğu, dünya çapında başarı kazanmış yüzlerce kişiyle görüşmeler yapıldı. Araştırmanın başında bu kişilerin söz edilen alanlarda doğuştan yetenekli olduğu varsayıldı. Ancak araştırma sonuçları, bakın burada ancak bağlayıcı düşüncenin yönünü değiştirmiştir. Düşüncenin yönünü değiştiren bir bağlaçtır. Ancak araştırma sonuçları bu kişilerin çevreleri tarafından teşvik edildikleri ve onlardan destek gördükleri için ilgilendikleri alanlarda başarılı olduklarını göstermiştir diyor. Şimdi bilim adamları, matematikçileri, piyanistleri, yani başarılı, dünya çapında başarı kazanmış yüzlerce kişiyi toplamış, bir araştırma yapmış. Demiş ki bu insanlar doğuştan yetenekli mi demiş. Doğuştan yetenekli olduğu için mi bu kadar başarılı olmuşlar demiş. Araştırmayı yapmışlar ve şu sonuca varmışlar. Doğuştan yetenek önemli değilmiş. Onun farkına varmışlar. Zaten şurada ancak bağlayıcıyla düşüncenin yönü değişmiş. Peki bu insanlar nasıl başarılı olmuşlar? Madem doğuştan yetenekli değil. Bakın çevreleri, o insanları ne yapmışlar? Anne babaları, öğretmenleri teşvik etmişler, isteklendirmişler, özendirmişler. Bunu anlatmaya çalışıyor bize. Peki buraya hangisi gelecek bu durumda? Bilim adamları başarının doğuştan gelen yetenekle alakası olduğunu düşünüyorlardı. İfadesi gelecek arkadaşlar. C seçeneği de var o da. Önceleri bir alanda başarılı olmak için o alanda doğuştan yetenekli olman yeterli olduğu düşünülürdü. Bilim adamlarının yaptığı araştırmalar sonucu, bu araştırma sonucu arkadaşlar, bu deneyler sonucu başarının doğuştan gelen yetenekle bir ilgisi olmadığı ortaya çıkmış. Dolayısıyla C seçeneği geliyor. Soru 8. Aşağıdaki metinlerden hangisi bilinçaltının bu özelliklerini herhangi biriyle ilişkilendirilemez demiş. Bakın altı çizilmiş olumsuz soru kökü var burada. Bilinçaltı kelimesi birleşik yazılır. Bilinçaltının bazı özellikleri şunlardır. Olumsuzluk kavramını anlayamaz. Ciddiye alınmaması gereken bilgileri ciddiye alır. Zaman kavramı yoktur. Dün, bugün, yarın arasındaki farkı bilemez. Bilmez. Arkadaşlar burada 3 tane bilinçaltı ile ilgili bize ne vermiş? Bilgi vermiş. Sen seçeneklerden diyor bu bilgilerin benzeri açıklamaları bul diyor bize. Bu kadar basit. Bilinçaltı dışarıdan gelen tüm tehditlere yanıt vererek sistemi canlı tutmaya çalışır. Ancak bu canlı tutma işlevini, görevini buluttan nem kapacak şekilde yerine getirerek tehlikeleri gereğinden fazla abartır. Yani pireyi deve yapar arkadaşlar. Ciddiye alınmaması gereken bilgileri ciddiye alır. Olayı ne yapar? Abartarak kişiye zarar verir bilinçaltı. O zaman A seçeneği arkadaşlar yukarıdaki bilgilerin biriyle ilişkilendirilebiliyor. B. Bilinçaltı geçmişte yaşadığımız bir olayın çoktan bittiğinin farkına varmaz. Çünkü insanın başından geçen olumsuz olaylar bilinçaltında hemen çözülmez. Her hatırlandığında şu anda yaşanıyormuş gibi algılar. O zaman bilinçaltının zamanı yoktur arkadaşlar. Zaman kavramı yoktur. Dün, bugün, yarın arasındaki farkı bilemez. Bilmediği için de geçmişte yaşadığı bir olayı şimdi yaşıyormuş gibi sürekli ne yapar arkadaşlar? Hatırlar. Şimdi ne kaldı geriye? Olumsuzluk kavramını anlayamazsın. Bu bilgi hangi seçenekte var arkadaşlar? Hangi seçenekte bu bilgiden söz ediyor? Tabii ki D seçeneğinden. Bilinçaltı negatif durumları, yani olumsuz durumları anlamlandıramıyor. Aklımıza gelen her şeyi istediğimiz bir durum olarak algılıyor. Kısacası neye odaklanırsak bize onu yaşatıyor. Yani olumsuzluk kavramını anlayamıyor. Anlayamadığı için ise olumsuz bir davranış karşısında, bir durum, olay karşısında bilinçaltımız arkadaşlar ne yapacağını bilemiyor. O zaman şu bilgiyi de ne yaptım ben? Olumsuzluk kavramını anlayamaz bilgisini D seçeneğinde açıkladım arkadaşlar. O zaman hangisi boşta kaldı? C seçeneği boşta kaldı. Bilinçaltı her şeyi fiziksel olarak görür. Örneğin işimiz, okulumuz, tuttuğumuz takım, yaklaşan bir sınav gibi soyut durumları anlayamaz. O sadece somut durumlarla ilgilenir. Soyut tehditlere çok ilgisiz cevaplar verebilir. Burada da bilinçaltının somut durumları algılayabildiğinden söz etmiş. Soru 9. Bu kurallara göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır diyor. Şuradan başlayalım. Cümle içinde özel adın yerine kullanılan makam veya unvan sözleri büyük harfle başlar. C seçeneğinde var bu açıklamanın örneği. Dün öğle saatlerinde yapılan toplantıda müdürümüz önümüzdeki yıl yapılacak kurslarla ilgili planlarını anlattı. Şimdi müdürümüz ifadesi arkadaşlar makam mevkii bildiriyor, unvan bildiriyor.
Aslında özel adın yerine kullanılmış Ali müdürün, Hasan müdürün, işte Ayşe Emine kişi isminin yerine kullanılmış bir nedir arkadaşlar? Unvan veya makam, müdürün M'si büyük yazılmış, gelen çekimi kesme işaretiyle ayrılmış gelenek yeligeki arkadaşlar. Şimdi diğer maddeye bakalım. Kitap, makale, tiyatro eseri, kurum adı ve benzeri özel adlarda yer alan kelimelerin ilk harfleri büyük yazılır. Bu durumda V ile ya veya yahut ki da de sözleriyle mı mı mu mu sonra iki küçük harfle yazılır demiş. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu kurum ismi. Bu durumda bakın ne olmuş? V'ye bağlayıcı küçük harfle yazılmış. Şuradaki açıklama ne oluyor? Doğru olmuş oluyor arkadaşlar. Ok çekelim buraya. Şimdi yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğunda yer adının ilk harfi büyük yazılır. Altın köşk yer bildiren bir özel isim. Bunun kısaltmalı söyleyişi nerede? Şurada arkadaşlar. Köşk ifadesinde. Köşk derken aslında neyi kastediyor? Altın köşkü kastediyor. Bu durumda diyor köşkün K'si büyük yazılır. Gelen çekimeki kesme işaretiyle ayrılır. Buna da örnek var arkadaşlar. Hangisi dışarıda kaldı? Bakalım. Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin her kelimesi büyük harfle başlar. Ancak özel ada dahil olmayan gazete, dergi, heykel ve benzeri sözler büyük harfle başlamaz diyor. Bakalım hangisi de yazım yanlışı var arkadaşlar. Osman Hamdi Bey'in Bey burada saygı sözü. Burada saygı sözünü açıklamamış arkadaşlar. Şimdi İstanbul hanımefendisi tablosu. Bakın kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerin her kelimesi büyük harfle başlar. Başladı mı? Her kelimesi büyük harfle. Tablonun adı ne? İstanbul hanımefendisi. Tamam, büyük harfle başlamış, doğru. Yalnız arkadaşlar bu tabloya dahil olmayan, özel isme dahil olmayan işte dergi, heykel, işte ne bileyim tablo, beste gibi kelimelerin baş harfleri küçük harfle başlar. Onu demek istiyor bize. Fakat burada T'yi büyük yazmış. Bakın o zaman burada bir yazım yanlışı var. Şuradaki kurala uyulmamış arkadaşlar. O zaman cevap Denizli oluyor. 10 numaralı soru, son soru. Bu metinde virgülün aşağıdaki işlevlerinden, görevlerinden hangisinin örneği yoktur demiş. Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ve kabul, teşvik bildiren, peki, yok, elbette gibi kelimelerden sonra ne konulmuş? Virgül konulmuş. Bakın evet demiş. Kabul ifade eden bir kelime var burada. Dolayısıyla virgülün kullanımı doğru oluyor. Edebi eserlerde hikaye, roman, masal ve benzeri konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur. Şurası konuşma çizgisi, konuşma bölümü. Bundan önceki ifade bana aniden ifadesi. Bakın virgül gelmiş sonuna. Bu da doğru. Konuşma çizgisinden sonraki alıntı cümlesinin bitimine konurmuş. Şurada bir konuşma çizgisi var. Sonra alıntı cümlesi gelmiş. Çalıları koyunların yediği doğru mu? Başkalarının sözlerine alıntı cümlesi diyoruz. Bakın alıntı cümlesi tırnak içine alınmazsa alıntı cümlesinin bitimine virgül gelir. Soru anlamı da olsa virgül geliyor, unutmayın. Bu da doğru. Yine arkadaşlar şurada bakın, evet bu doğru dedim derken yine bir konuşma çizgisi ve konuşma çizgisinden sonra alıntı cümlesi var. Evet bu doğru, yine virgül gelmiş. Birbiri ardınca sıralanmış eş görevli sözcük ve sözcük gruplarının arasına virgül konur. Doğru ama yukarıda bunun bir örneği yok arkadaşlar. Cevap Adana. Sevgili öğrenci arkadaşlarım, şurada bir Küçük Prens'ten sonra virgül getirilmiş. Buradaki virgülün kullanım amacı özneden sonra virgül konmuştur. Sevgili öğrenciler, böylece Aralık ayı örnek Türkçe sorularının çözümünün sonuna geldim. Ben hepinize sınavlarda başarılar diliyorum.